Candaşlar, yoldaşlar, merhaba, ben Cem Kervan. Bu hafta Bağcılar adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Konumuz nedir? Yani bir eleştiri, bir taşlama diyoruz bazen halk müziğinde. Bir hicviye denilir bazen divan edebiyatında. Hicviye, yani hiciv sanatının bir örneği. Kimi eleştiriyor? Kim eleştiriyor? İsa eleştiriyor. Kimi eleştiriyor? Ferisi mezhebini, Ferisi cemaatini. Bu bağnaz, yobaz, katı, sevgisiz, sadece gösteriş için bir sürü dini hareketler yapan dinci, dinbaz bir cemaat. Dinbaz ne demek? Yani cambaz gibi şov yapıyorlar, dini şov. Yani uzun uzadıya dua ediyorlar her köşe başında, giysileri uzun, konuşmalarında böyle çok böyle dini terimler kullanıyor. Sanki Allah'ın en yakın dostlarıymış gibi konuşuyorlar. Halbuki yani insanları sömürüyorlar. İsa ne diyor? Dul kadınlarını sömürüyorsunuz, fakirleri sömürüyorsunuz diyor. Eleştiriyor. Bir misal anlatıyor. Neymiş? Bir toprak sahibi toprağında üzüm bağı yapmış. Asmalar dikmiş. Bağını duvarla çevirmiş. İçine üzüm sıkma çukuru da kazımış. Neymiş? Bu cendere dediğimiz, yani üzüm sıkarken suyu toplasın bir yerde. Üzüm sıkma çukuru kazımış. Ve bir gözetleme kulesi bile yapmış. Tam teşekküllü, tam donanımlı, her şey var. Yani bağda aradığınız ne varsa var, full dolu. Sonra bağını kiracı bağcılara kiralamış ve başka yere taşınmış. Şimdi o dönem kira anlaşmaları genelde parayla değil de, yani mevsime gelince o toprağın meyvesinden bir pay toprak sahibine verilirdi. Bağ bozumu zamanı gelince üzümlerden kendi payını almaları için hizmetçilerini kiracı bağcılara yollamış. Ama o kiracı bağcılar adamın hizmetçilerini enseleyip birini taşlamışlar, birini dövmüşler, birini de öldürmüşler. Buna karşılık olarak toprak sahibi daha büyük bir hizmetçi grubu yollamış ki payını alsınlar. Fakat aynı şey olmuş. Nihayet adam kendi oğlunu göndermiş. Onlar kesinlikle öz oğluma saygı gösterecekler diye düşünmüş. Halbuki kiracı bağcılar toprak sahibinin oğlunun kendilerine doğru yaklaştığını görünce aralarında konuşup şöyle anlaşmışlar. Toprak sahibinin varisi bu. Hadi öldürelim bunu. Konalım mirasına. Onu yakalamışlar, yaka paça bağın dışına atıp öldürmüşler. Şimdi İsa bir soru soruyor. Bu Ferisi mezhebine veya işte kim varsa orada halka hitap ediyor. Yani orada herhalde din adamları, din alimleri, şeriat hocaları, Ferisiler, yani bütün bunlar var. Soruyor. Toprak sahibi dönünce o kiracı bağcılara ne yapacak sizce? İleri gelenler şöyle cevap verdiler. O zalimlere çok feci bir ölüm tattıracak. Bağı da başka bağcılara kiralayacak ki onlar her bağ bozumunda ona kendi payını versinler. Evet, doğru cevap. Halbuki fark etmediler ki bu misal aslında kendilerini anlatıyor. Kendilerini tasvir ediyor. Yani kötü kiracı bağcılar ta kendileri. Şimdi bu bağ bozumu misali içinde bir sürü şey var. Tabii toprak sahibi kim? Yüce Hak. Kiracı bağcılar kim? Yani bu Ferisi mezhebi veya daha geniş düşünürsek din adamları, din alimleri, şeriat hocaları ve bütün Yahudi halkı. Yani meyve vermiyorlar. Ve
Yüce Hak kaç kere peygamber yolluyor, peygamberleri dinleyeceğine öldürüyorlar, dövüyorlar, taşlıyorlar. Nihayet ne diyor? Kendi oğlunu gönderecek. Tabi manevi anlamda, semavi anlamda, ilahi anlamda. Yani bu ruhsal bir şey, bir sır. Kesinlikle fiziksel değil. Ama anlatıyor yani siz beni öldüreceksiniz. İma ediyor. Yani bu misal içinde o mesaj var. Beni öldüreceksiniz biliyorum. Evet. Daha fazla konuşabilirim ama değişe geçelim bence. Bağ sahibi güzel bir bakmış, bağını kiralamışlar bacılar. Bir bağ sahibi güzel bir bakmış, bağını kiralamışlar bacılar. Bağ bozumu vakti köle göndermiş, köleyi öldürmüş hain bacılar. Bağ bozumu vakti köle göndermiş dost, köleyi öldürmüş hain bacılar. Bağ tekrar tekrar köle yollamış, bacılar onları dövmüş taşlamış. Bağa tekrar tekrar köle yollamış, bacılar onları dövmüş taşlamış. Sonunda kendi oğlunu göndermiş, oğlunu öldürmüş hain bacılar. Sonunda kendi oğlunu göndermiş dost, oğlunu öldürmüş zalim bacılar. Kervanın bağ sahibi ne yapacak? Bu zalimleri ezip yok edecek. Kervanın bağ sahibi ne yapacak? Bu zalimleri ezip yok edecek. Başka bağcılara kiralayacak. İmha edilecek zorba bağcılar. Başka bağcılara kiralayacak dost, imha edilecek zorba bağcılar. Evet, bu kötü kiracı bağcılar çok feci bir son görecekler. Ama başkaları, yani eğer biz samimi bir şekilde gerçekten ona hizmet edersek, yani İsa'nın yolundan gidip onun talibi olursak ve hakikaten güzel meyveler verirsek, yani bir hak aşkı olsun kalbimizde, bir sevgi, bir aşk, bir ışık, bir ateş, bir meyve, yani sevgi, muhabbet, insanlara karşı merhamet, şefkat, o şeyler varsa kalbimizde, o zaman ne mutlu bize. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.